bizler de sizlere hizmet ve şerefine dahil olalım. Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında kentin her kesiminde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz aslında da şimdi... Avcılar Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Adayı Görgel, mahalle sakinlerinin ve esnafın sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu. Daha sonra programına Ilıca Mahallesi'nde devam eden Başkan Adayı Görgel, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Görgel, yapacağımız projeleri vatandaşlarımıza tek tek anlatıyoruz ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın en önemli beldelerinden biri tabii Ilıca bölgemiz. Bugün 12 Şubat ilçe başkanımız başta olmak üzere, Mücahit Kara başkanımız başta olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimiz, il başkan yardımcımız, teşkilatımızdaki arkadaşlarımız, Ilıca'da uzun süredir beraber siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımız hep beraber Ilıca'mızı geziyoruz. İnşallah hayırlı olur. Biz 31 Mart'la alakalı tabii seçimle alakalı neler yapacağız? Bundan sonraki Ilıca vizyonumuzda neler var? Onları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız da Ilıca'nın talep isteklerini bizimle paylaşıyorlar. Tabii Ilıca'mızın burası çok önemli bir belde. Yani Kahramanmaraş'ın özellikle termal turizmi anlamında bunun yanında insanların vakit geçirmek, hafta sonlarını geçirmek, sadece termal turizm anlamında değil, buranın yani havasıyla, suyuyla, ortamıyla insanların vakit geçirmekten hoşlandığı bir belde. O yüzden her geçen gün de büyüyor. Yaz nüfusu özellikle çok ciddi sayılara ulaşıyor. O yüzden burayla alakalı eksiklikler de her geçen gün daha göze batar hale geliyor. İnşallah bizler de bununla bu dönem içerisinde, 5 yıllık dönem içerisinde burada birçok problemi peyderpey yaparak ortadan kaldırmış olacağız. Bununla ilişkin vatandaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. İnşallah yol iyileştirme, hamam, otel, rekreasyon yani yeşil alanlar, mesire alanı burayla alakalı inşallah bunlar başlıca olmak üzere birçok problemi inşallah çözmeye çalışıyoruz. Tabii Ilıca yolu farklı bir problem. Ulaştırma Bakanlığımızla yıllardır bu noktada buranın yapılması için uğraşıyoruz. Tüm siyasetçilerimiz uğraşıyorlar. Tabii burası maliyetli bir proje. İçerisinde tünel, viyadük barındıran gerçekten niteliği çok üst düzey bir yol. Yaptırmak istediğimiz bir yol. İnşallah bu dönemde buna ilişkin gayretimiz devam edecek. Tabii sadece muhatabı biz değiliz buranın. Ulaştırma Bakanlığımız esas muhatabı. Ama bizler de Kahramanmaraş'ın siyaseti olarak hem ilçe başkanımız hem biz inşallah bu mücadelemiz o noktada da devam edecek. Ama biz Büyükşehir Belediye'mizin uhdesinde olan, ilçe belediyelerimizin uhdesinde olan şeyleri Hanifi Başkan'la Allah nasip ederse 31 Mart'ta beraber seçildiğimizde Ilıca'mıza birçok şeyi kazandırmış olacağız. Ve Ilıca'mızdaki vatandaşlarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Allah izin verirse. Güzel, verimli bir gezi oldu. Vatandaşlarımızın sağ olsun güveni, teveccühü, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize, Cumhur İttifakımıza karşı da ilgisi, alakası her zaman olduğu gibi üst düzeydeydi. Tabii bizler de teşkilatlı olarak başkan adaylarımızla birlikte, belediye meclis üyesi adaylarımızla birlikte, Cumhur İttifakı'nın paydaşları, mahallelerimizi, bölgelerimizi geziyoruz, esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. 31 Mart gününe kadar da inşallah iftarlarımız, sahurlarımız, esnaf ziyaretlerimiz, kırsal bölgedeki bir araya gelmelerimiz, hem şehirlerimizde onların bize söylediklerini kendimize ödev ederek inşallah 31 Mart'tan sonra da Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları göreve başladığından itibaren de inşallah bunların peyderpey yapılması noktasında başkanlarımıza destek olma noktasında elimizden gelen tüm gayretleri de inşallah hep birlikte yürüteceğiz diyorum. Başkan adayı Görgel gün sonunda Ilıca'da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Hayırlı iftarlar. Bilmek, beraberlik, paylaşmanın, mutluluğun, huzurun, sevginin, saygının sofralarıdır iftar sofraları. Tabii ki bugün bizlerle burada işte bu sofrayı bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Ve inşallah 31 Mart'ta birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını da Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ilıca'mızı karış karış gezdik. Esnaflarımızla beraber olduk.
Ilıca'mızın sıcaklığını bir kez daha yaşattığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii bir yolun arefesindeyiz. Allah nasip ederse 31 Mart'ta Hanifi Başkanımız 12 Şubat için bizler Büyükşehir için bir yola çıkmış bulunuyoruz. Ve her zaman olduğu gibi Ilıca'mız Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere çok önemli bir destek verdi. İnşallah 31 Mart'ta da sizlerin bu desteğine, duasına bir kez daha talibiz.